çayhane, gönül sohbet ister, çay bahane. Bu deyişle anlaşılıyor ki her şey bir bahane ile mümkün olmaktadır. İşte bizler de hasret gidermek, tanışmak ve tanışmak için burada olduğumuzun altını çizerek sözlerimi sürdürmek istiyorum. Sizleri bu güzel topluluğu burada ağırlamaktan memnuniyet duymaktayız. Bu gece hep birlikte Adige Vaz'ı tanıtma, Adige Vaz'larla tanışmak için toplandık. Birlik ve beraberliğin nişanesi olan bu gecemizin tanıtım programını hep birlikte yaşamış olacağız. Değerli misafirler ve sevgili hemşerilerim, programa başlamadan önce gelen faksları okumak istiyorum. 28 Şubat 2015 Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz Adige Vaz'ı tanıtma ve Adige Vaz'ı birliktelik, dayanışma ve kardeşlik ilgisinde programın yolunun yönetimine katılamadığını üzülerek ilgisinde nazik davetiniz için teşekkür ederim. Yemeğinizin iyi geçmesi dileklerimle sizi ve tüm tanıklara şahsınızda sevgi ve selamlarımı sunar, çalışmalarınızın daim olduğunu dilerim. Aziz Mutlu olun. Milletvekilliği aday adaylığı süresince siyasi çalışmalarımızdan dolayı 28 Ekim 2015 tarihindeki Ege Bölgesi Adige Vazlar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organize etmiş olduğu Adige Vaz'ı tanıtma ve kaynaşma yemeğine katılamadığımızdan dolayı üzgünüz. Ama en kısa zamanda siz değerli Adige Vaz'da hemşerilerimizle birlikte sizlerin o çok değerli görüş, düşünce ve temennilerinizi alarak birlikte dayanışma içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşerilerimize saygı ve sevgilerimizi sunarız. Necati Gürsoy Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Alman Bitturcu. Nazik davetinize teşekkür ediyorum. Düzenlemiş olduğunuz Adige Vaz'ı tanıtma ve Adige Vaz'larla birlikte dayanışma ve kaynaşma yemeğine katılamıyorum. Programımızın güzel geçmesini temennisiyle şahsınızda emeği geçenlere teşekkür eder, tüm katılımcılara selamlarım. İbrahim Şahin, Samsun var. Şimdi yayın akışına devam ediyorum. Adige Vaz'ı tanıtım slide gösterisi saat 8'de. 20.20 gecemize katılan misafirlerimizin tanıtımı, 20.30 yemek servisi, 20.45 dernek başkanımız Şakir Tutcu'nun gecemizi açılış konuşması, 21 Fahri konuşmacılar, 21.15 Necati Yazıcı eşliğinde halay misket oyunları, 22'de Kezban Karakış eşliğinde çekiliş, Cumali Birol eşliğinde açık artırma ile satış, resimlerde slide gösterisi, türkülerle oyun ve eğlence 22.30'da, 23'te kapanış. Değerli konuklar, sayın misafirler, sevgili hemşehrilerim. Bu gece bizimle birlikte olmak için gecemizi paylaşan değerli onur konuklarımız ve sevdasına tutulduğumuz şehitlisiyle, köylüsüyle varlıklarından onur duyduğumuz sevgili Adige Vazlar ve aynı zamanda bizi bizler gibi seven dostlarımız, hemşehrilerimiz. Bir gününüzü bizim için ayırdığınızdan dolayı ve burada birlikteliğimizi oluşturduğunuz için hepinize EBAT yönetimi olarak sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hepinize hoş geldin diyorum. Değerli konuklar, bizler sıla hasretiyle doğum yerinden uzakta, memleketimizin diğer bir ucunda yaşayan hemşehriler olarak bu akşam beraber olmak, eğlenmek ve sıla hasreti gidermek uğruna çeşitli yerlerden gelerek bu coşkulu kalabalığı oluşturduk. Bu kalabalığın oluşmasında emeği geçen herkese, burada bulunan dost ve hemşehrilerimize, dolayısıyla bölgemizdeki yerleşim yerlerinden ve memleketimizin diğer şehirlerinden gelerek hepimizin hemfikir olduğumuz, çok sevdiğimiz Bitlis ilimizin Şirin ilçesi Adige Vaz'ımızdan bizimle birlikte olmak üzere geldikleri hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum ve son derece mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum.
Dernek olarak bizler akrabalığımıza, birliğimize özenle itina gösteriyoruz. Hiçbirimizin birimize üstünlüğü söz konusu değildir. Her kişi ve toplum dilinde, dininde, aynı zamanda yaşamak istediği kültüründe serbesttir. İnsanların bu haklı yaşam tarzlarından dolayı farklı görmek, farklı bir şekilde değerlendirmek söz konusu olamaz ve de değerlendirilemez. Bizler adil cevaplar olarak buna asla izin vermedik, vermeyeceğiz de. Derneğimizin amacı hemşehrilerimiz arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken çabayı göstermektir. Bizler insan olarak bazen kişisel hırsların, bazen de siyasal düşüncelerin ağır bastığı olumsuzlukları yaşayabiliyoruz. Bazı olumsuzlukların olduğu bir gerçektir. Toplumsal yaşamda bu tür olayların olabileceği de bir gerçektir. Biz EBAT yönetimi olarak şimdiye kadar hiçbir hemşehrimizi ötelemedik, kimseyi düşüncesinden, inancından, kimliğinden ve yaşam biçiminden dolayı yargılamadık, sorgulamadık. Söz verdiğimiz gibi hemşehrilerimiz ne olursa olsun, kim olursa olsun tüm hemşehrilerimiz bizim için değerlidir. Hani bir söz vardı, atalarımızdan bizlere kalan ve şöyle demişlerdi: nice insanlar gördüm, üstünde elbise yoktu. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yoktu. Bizim felsefemiz, bizim değerlendirmemiz, EBAT yönetimi olarak da, hemşehrilerimiz olarak da olumlu olan budur. Olumlu veya olumsuz, olayları hep birlikte, metanetle, sabırla, hoşgörüyle karşılamaktayız. Bizler bunu böyle devam ettirmeye kararlıyız. İnsana saygı bizim geleneğimizdir. Biz insanı insan olduğumuzdan dolayı seviyoruz ve sevmeye de devam edeceğiz. Sözlerimi sonlandırırken hepinize derneğim adına, arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Evet, kıymetli Bitlis TV izleyicileri, şu anda İzmir'deyiz. İzmir'de Ege Bölgesi Adil Cavazlar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yemeğindeyiz. Ve bu yemekte sizlere görüntüler göndereceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz efendim.
Kıymetli izleyiciler, şu anda İzmir'deyiz. İzmir'de Ege Bölgesi Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Derneği Başkanımız Sayın Şakir Tutçu ile beraberiz. Sayın Şakir Bey'e döneceğiz. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Şeref verdiniz. Biraz derneğimizden bahsedelim efendim. Aynı zamanda bu yemeğin amacını anlatalım kıymetli izleyicilerimize. Neler söylemek istersiniz? Kısaca kendinizi tanıtın, bizler her ne kadar tanıyorsak dahi. Ben Adil Cevaz, 1955 doğumlu Şakir Tutçu, emekli öğretmenim. 2008 yılında oluşturduğumuz, 9 arkadaşımızla beraber oluşturduğumuz Ege Bölgesi Adil Cevazlar Derneği'nin kurucularındanım. 2008'den bu tarafa bütün hemşehrilerimizi, bölgemizde, ilimizde ve yakın çevredeki hemşehrilerimizi bir arada toplamak için elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz. Tabii ki burada hemşehrilerimizin katkıları da çok daha büyüktür. Buraya severek geliyorlar, severek bu işi üstleniyorlar ve biz de bundan memnunuz. Onlar da memnundurlar, ondan eminim. Bizim dernek olarak yaptığımız Adil Cevaz'daki birliği, beraberliği, Adil Cevaz'ları bütünleştirme, Adil Cevaz'larla ilgilenme, onların dertlerine ortak olma, bizim dertlerimizi onların yüklenmesine vesile kılmak için bu şeyi yaptık, gerçekleştirdik. Ondan sonra da Bitlis derneklerle de bizim ortak çalışmalarımız, Ahlat var, Mutki var, ondan sonra Tatvan Derneği var, diğer dernekler de mümkün. Daha bir kısmıyla da tanışamadık tabii bu arada. Onlarla da en kısa sürede tanışmış olacağız. Ve böylece Adil Cevaz'ı Bitlis ilimize yakışır bir ilçe olarak yaşatmaya çalışıyoruz ve Bitlis'i biz çok seviyoruz. Bitlis bizim tarihi şehrimiz, tarihi bölgemizin en eski tarihlerinden birine sahip. Başkanım, biz de Bitlis'ten geldik. Bitlis TV olarak bizleri de onurlandırdınız, davet ettiniz. Biz de buradayız. Burada da kıymetli dernek başkanlarımıza da selam olsun. Bundan sonra inşallah Bitlis'teki bütün derneklerimizi böyle Bitlis TV olarak çekeceğiz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Son olarak bunları alalım efendim. Benim arzum, ben özellikle Bitlis TV'ye, yapım yöneticisine, Adem Bey'di zannedersem, Adnan Bey, Başaran Bey'e
çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir sorumluluk almış. Bitlis TV gibi bir yayını hayata geçirmek için elinden gelen gayreti sarf ettiğine inanıyorum. Aynı zamanda bizim buradaki çabalarımız da onlara destekleyici bir biçimde olacaktır. Bitlis TV'nin yaşaması için elimizden gelen ne gayret varsa onu da yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda yapmış oldukları programlarla hem Adil Cevaz'ı hem Adil Cevaz'ın dışındaki Altın Eller programıyla yapımcısı Sayın Cumali Birol'un başkanlığındaki programla da Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki el sanatlarıyla da memleketimizi tanıtması anlamında çok büyük bir başarıya imza atmışlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanım, zannedersem Altın Eller İzmir'de çok izleniyor. Çünkü çok telefon alıyoruz bizler. Bunu siz ne gördünüz? Biraz bunu bahsedelim, ondan sonra sözlerimizi bitirelim efendim. Biz Altın Eller elbette ki, yani biz sanatkar bir milletin çocuklarıyız. Gördüğümüz veya yaşandığını duyduğumuz bazı olayları canlı karşımızda görünce kendimizi oradan alamıyoruz. Yani onu seyretmek zorunda kalıyoruz. Sağ olsun sunucusu Cumali Bey de bu işin erbabı olmuş artık. Sıkmadan, böyle yavaşlatmadan olayları çok iyi bir şekilde lanse ettiğinden dolayı izleyici kitlesi bulmuştur. Teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyiciler, Sayın Başkanımız Şakir Tutçu Bey'e ve yönetim kurulu üyelerine şahsım adına çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptığı için. İnşallah bizler de diyoruz ki büyük şehirlerde, metropol kentlerde yaşayan Bitlisliler ve ilçeleriyle, köyleriyle birlikte hep beraber topyekün bir araya gelip bu dayanışmayı, kalkınmayı sergilerler inşallah. Ümidimiz budur diyorum. Saygılar sunuyoruz şimdiden. Görüşmek dileğiyle efendim. Evet kıymetli izleyiciler, şu anda Ahlat Dernek Başkanı Sıdık Azap Ağası ile beraberiz. Sıdık Bey hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Bu tür derneklerin, siz de Ahlat Dernek Başkanı mısınız? Bu tür faaliyetlerin dışarıda yaşayan, metropol kentlerde yaşayan hemşerilerimize ne tür bir etkisi var? Bunu bahseder miyiz biraz? Tabii ki. Ben burada bulunmaktan çok büyük keyif aldım. Ben 18 yıldan beri Ahlat Derneği'nin başkanıyım. Emekli beden eğitim öğretmeniyim. Bu tür faaliyetler gerçekten insanları birbirine kaynaşmaktan, o doğup büyüdüğümüz topraklardan çok uzakta kaldık. Derneklerimizin sayesinden bütün hemşehrilerimiz bir araya geliyor. Kıvancı, acıyı, tatlıyı hep beraber yaşıyoruz. Adı Cevaz'la Ahlat'ın yine İzmir'de olsa bile çok büyük bir dostluğu var, arkadaşlığı var, akrabalığı var. Onun için bizim Ahlat'ta adı Cevaz olduğu gibi İzmir'de de birbirimize karşı çok samimi, çok duygulu, çok içten bağlıyız. Gerçekten ben bu akşam bu nezik topluluğun içerisinde çok büyük keyif aldım. Sizden birlikte olmaktan da çok büyük keyif aldım ayrıca. Eyvallah, o keyif bize ait efendim. Son olarak Bitlis üzerinden biraz gidelim. Bitlis'te de derneklerimiz var. Buradaki dernek başkanlarımızla sizin görüşmeleriniz, yani yapmış olduğunuz çalışmaları birlikte sürdürüyorsunuz herhalde. Biraz da bundan bahsedelim istiyoruz. Geçen hafta Bitlis Derneğimizin, Ege Bölgesi Bitlis Derneği'nin bir yemeği vardı. Evet. Ben oradaydım da. Orada da çok canlı, büyük bir topluluk, heyecanlı bir topluluk vardı. Biz Bitlisliler olarak Bitlis Derneği, Tatvan Derneği, Adı Cevaz Derneği, Ahlat Derneği, Boryan Derneği ve Karabağlar İzmirliler Derneği olarak hep beraber hareket ediyoruz. Yani bütün faaliyetlerde birbirimize bağlantılı olarak, ta ki burada Bitlis Derneği bir lokomotif görevini yapıyor. Biz de onlarla beraber vatanımızı, doğup büyüdüğümüz topraklarımızı unutmuyoruz. Çalışmalarımız çok güzel. Başkanım teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Doğup büyüdüğümüz topraklara selam olsun. Adı Cevaz'a selam olsun. Ahlat'a selam olsun. Bütün ilçelerimize, ilimize selam olsun. Ayrıca Bitlis TV'ye teşekkür ediyoruz. Onu burada çok yakından takip ediyoruz. Bundan da bilgileri olsun yani. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, Bitlis'teki kültürümüzü, örf adetimizi İzmir gibi büyük bir metropolde de
sergiliyorlar. Ben hemşerilerime çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Buradaki birlik ve beraberlik inşallah ömür boyu devam edecektir diye düşünüyoruz. Saygılar. Bizler şu anda başka bir masadayız. Yanımızda Bitlis'te olmayıp da aramızda bulunan dostlarımız var. Hemen mikrofon uzatalım. Zaten elinizde bir tanışalım. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ömer Ömeroğlu. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyim. Murat Veysel Sular Savcımızın davetlisi olarak dernek başkanımızla davetiyle geldik. Son derece güzel bir ortam. Teşekkür ediyorum. Çok sıcakkanlı arkadaşlarımız. Ayrıca uzun yıllar önce Van Savcılığım döneminde gitmek fırsatı bulamadığım Adil Cevaz'ı da tanımak anlamında bir şans oldu benim için. Çok güzel bir gece. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu tür etkinlikleri nasıl görüyorsunuz? Özellikle büyük metropollerde bu tür dernekleşmeleri, kaynaşmayı nasıl buluyorsunuz efendim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Dernekleşmek, bir araya gelmek her zaman çok güzel bir şey. Özellikle metropolitan şehirlerin arttığı, insan ilişkilerin azaldığı ortamlarda bu tür etkinliklerin artırılması gerektiği düşüncesindeyim ki hem hemşerilik duyguları artsın, hem dostluklar pekişsin, hem insanlar köklerine, bağlarını unutmasınlar. Çok değerli bir hizmet olduğunu düşünüyorum yaptığınız şey. Savcım çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için onur verdiniz, şeref verdiniz efendim. Beyefendi sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ali Naki Ceylan. Ben de Murat'ın sınıf arkadaşıyım. Savcımızın sınıf arkadaşıyım. Ben de İzmir'de 6 aydır görev yapıyorum. Murat Bey davet etti. Biz de geldik. Ben Siirtliyim. Kurtalanlıyım. Bana görmüştüm ama Adil Cevaz'ı görmedim. Bu akşam slide gösterisinde görebildik. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir ortam, güzel bir ev sahipliği. Adil Cevaz'ı görme şansınız veya Bitlis'i görme şansınız oldu mu efendim? Ya işte ben Bitlis'i gördüm ama Adil Cevaz'ı görmedim. Ama bu akşamdan sonra farz oldu herhalde. İnşallah görürüz en kısa zamanda. İnşallah bizler de sizleri aramızda görmekten onur duyacağız efendim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, başarılar diliyorum. Bütün Adil Cevazlı hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Saygı izleyiciler, şu anda Burhan Yayınca Tarım Müdürümüz Erdal Avdoğan'la beraberiz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Kısaca sizleri tanıyalım. Erdal Avdoğan, Burhan Yayınca Tarım Müdürüyüm. Buraya Balıkesir Burhani'den geldim. Derneğimizin bu etkinliği bizleri çok mutlu etti. Yıllardır görmediğimiz dostlarımızı görme fırsatı bulduk. Mutluyuz. Başkanlığına ve yönetime teşekkür ediyoruz. Sizler yorulmadan buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sizlerin de programınızı izliyorum uydudan. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimle tanışma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Erdal Bey, bu tür kaynaşmaları nasıl buluyorsunuz? Özellikle sıra hasreti çekenler için. Çok olumlu buluyorum. Bizler bu memleketin çocuğuyuz. Her şeyle, siyahıyla, beyazıyla bu kentin insanıyız. Atalarımız nasıl birlik ve beraberlik içinde yaşadıysa, biz de bu tür dernekler vasıtasıyla gelecek nesillere birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı aşılamalıyız, iletmeliyiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, çok faydalı buluyorum. Hemen hemen imkanım olduğu zaman, vakit bulabildiğim zaman bütün etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Çok olumlu buluyorum, çok başarılı buluyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Programınızı da ilgiyle izliyorum. Teşekkür ederiz, saygılar sunuyoruz. Biz de gurbetten, memleketten haber alıyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. İzleyiciler, misafirlerimizle sohbetimiz devam ediyor. Merhabalar efendim. Sizler merhaba efendim. Efendim. Kadir Karlıdağ, Aşağı Sıfan Köyü'ndenim. 42 senedir İzmir'deyim. Hayretten İzmir'de müteahhitlik yapıyorum. Karşıyaka Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Böyle güzel, şenlikli bir günün için başkanımıza da teşekkür ederiz. Çok güzel günler düzeliyor. Veya katkılarımızla, onun da katkısıyla, bizim de katkılarımızla birlikte bunlar böyle günleri düzenleme yapıyoruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Merhabalar efendim. Sizi merhaba tanıyalım. Efendim. Ben Mehmet Sedi Köstekçi. Adil Cevaz Yukarı Sıfan Köyü'ndenim. Ben buradan Adil Cavaz'a, Köstekçi ailesine bütün akrabalara selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda Adil Cavazlıların buradaki yapmış olduğu o etkinliklerden dolayı bütün Adil Cavazlara ve derneğe
Şakir Bey. Şakir Bey'e ben sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Bitlis severim, Bitlis'i. Aynı zamanda Bitlis TV'ye de sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin tanıyamadığınız. Ben Ahmet Tekin, Adıncavaz'da Erik Bağ Köyü'nde, Cangir'in oğluyum. Bugün burada Adıncavaz Derneği burada topladığı Jeni'yi, Şakir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Adıncavaz'daki tüm akrabalarına hepsine selam ederim. Büyüklere ellere, güzel gözlerine öperim. Evet kıymetli izleyiciler, şu anda başka bir masadayız. Hemen beyefendileri tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, isim Alaaddin Elçelik, Adıncavazlıyım. 20 yıldan beri İzmir'deyim. Bitlis TV'ye çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonumuza katıldığınız için memnun olduk. Gayet iyi eğleniyoruz. Buradan herkese Adıncavaz'a selamlar. Memnunuz değil mi bu programda? Çok çok memnunuz, devamını dileriz. Peki, sizleri tanıyalım. Ben Recep Elçelik, Adıncavazlıyım. İzmir'de oturuyorum. Derneğimiz güzel. Daha da iyi olmasını istiyoruz yani. Daha da iyi olacak. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Göndermek istediğiniz mesaj? Memleketime selamlar, saygılar. Hepsine selamlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Hemen sol tarafa dönelim. Sizleri tanıyalım. Benim ismim Bülent Bayıl. Manisa'dan geliyorum. Bu derneğin Kültür ve Dayanışma Derneği olması dolayısıyla hemşerilerimizi bir araya getirdiği için dernek başkanına teşekkür ediyorum. Siz Yayın TV olarak Bitlis TV'ye de teşekkür ediyorum. Bu tür kültür ve dayanışmada herkesin katılmasını arzu ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım efendim. Ben Manisa'dan geldim buraya. İsmim Aytaç Bayıl. Bizleri bu gecede buluşturan Sayın Dernek Başkanımıza teşekkür ederim. Sizler de buraya tam memleketten çıkıp geldiniz. Sizlere de Bitlis TV ekibi olarak çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir gece oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Herkese çok teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım hemen. İsmim Uğur Bayıl. Manisa'dan geliyorum. Bizleri Adıncavazlıları İzmir'de buluşturan derneğimize ve buradaki bütün Adıncavazlıları Bitlis ve Adıncavazlıları hemşerilerimize buluşturan Bitlis TV'ye çok teşekkür ederim sizlerin nezdinde. Ben İzzet Alkan Adıncavaz'dan misafir olarak geldim buraya. Böyle bir geceyi terplediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Leyla Elçelik. Bütün Adıncavaz'a selam söylüyorum. Çok derneğimizden de çok memnunuz. Her sene böyle olmasını isteriz. Sizleri tanıyalım. Ben Adıncavaz'dan Hacı İsmail'in torunu Muzaffer Diyaveroğlu. Bütün hemşerilerime buradan sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım beyefendi. Ben Mahmut Dilaveroğlu. Bütün hemşerilerime buradan saygı, selamlar. Mutlu olsun her günleri, en kötü günleri bugünler olsun. Bütün nerede varsa Adıncavaz'ı Bitlis hepsine bol bol selamlar, hürmetler, saygılar. Merhabalar, ben Gökhan Dilaveroğlu. Mahmut Dilaveroğlu'nun oğluyum. Tüm hemşerilerimize saygı ve hürmet gönderiyorum. İlham Dilaveroğlu. Bütün buradakilerine, hemşerilerime saygılar, sevgiler sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Saygılar efendim. Sizleri tanıyalım. Hüsamettin Adıgüzel, İzmir'de yaşıyorum. Aslen Bitlisliyim. Eşim de Bitlisli. Yani derneğimize teşekkür ederiz böyle bir organizasyonu hazırladığı için. Ayrıca sizleri de burada görmekten büyük bir kıvanç ve mutluluk duyduk. Adıncavazlı olmak bir ayrıcalıktır. Burada hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Herkese selam. Peki ben size bir mesaj getirdim söylesem. Erciş'te Bobinaj ustamız Erdoğan ustanın sizlere çok çok selamları vardı desem. TV'de bir selam gönderebilir miyim? Bizden de ona çok selam. Eniştem olur kendisi. Gelmeden önce, havalanına varmadan önce sizden bahsettiler. Görüştük. Biz de aile dostuyuz. Sizlere çok çok selamlar vardı. Çok selam, versin. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bundan. Peki, hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tamam. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Ziver Türkoğlu. Emekli sağlık memuruyum ben. Bu yemeğe katılmam eşimle beraber katıldık. Hemşerilerimizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz bu arkadaşlar hizmetinden dolayı. Memleketimizdeki hemşerilerimize çok saygı ve selam iletiyoruz. Peki, teşekkür ederim. Hanımefendi, siz tanıyalım. Valla ben Sebat Türkoğlu. Bu ortamdan çok memnunum, çok güzel. Herkese selam söylüyorum. Adıncavaz'a tanıyıp tanımayana, herkese. Peki, teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Merhaba, Faruk Özden, Adıncavaz'a selamlar. Peki. Zeki Allaç, Adıncavaz'daki hemşerilerimize selamlar. Genç kardeşimiz var burada. Enes Allaç, tüm hemşerilerimize selam yolluyoruz burada. Peki. Küçük abi sen. Basri Allaç, akrabalarım diğer fertlerine selam olsun. Reşit Allaç, Adıncavaz'a selamlar. Bitlis TV'ye teşekkür ederim. Sağ olun. Gökhan Day, Adıncavazlıyım. Bütün Adıncavazlara selamımı gönderiyorum. Bitlis TV'ye teşekkür ederim. Kızım.
Sizi tanıyorum hanımefendi. Seçil Anlaç. Adil Cavaz'daki tüm akrabalara selamlar. Eyvallah. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Adil Cavaz'a herkese çok selamlar söylüyorum. Vaze Sallaç. Eyvallah. Ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanife Hallaç. Bütün Adil Cavaz'lara selamlar. Hallaçlar herhalde zannedersem bu masada biz de selam gönderiyoruz herkese. Saygılar sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Evet, sizleri tanıyalım. Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, ben Ercişliyim. Adıcavaz'a deneklerine katılmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle ergo organizasyonlarına başarılar diliyorum. Adıcavaz'daki bütün arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Nihat Beş kardeşler olsun, Ceyhan Genel olsun, Haluk Gil olsun, hepsine Adıcavaz'ı bütün arkadaşlarıma selam gönderiyorum. İyi yayınlar. Peki, teşekkür ederim size. Ben buralı değilim yani, Ercavaz'ı değilim ama Ercavaz'ı da seviyorum. Erdişliyim, kızım orada şimdi. Eşimin memleketi orası. Kızım orada. Ercavaz'daki arkadaşlarıma da selamlar gönderiyorum. Evet, kıymetli izleyiciler, röportajlarımıza devam ediyoruz. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım. Merhaba, Ali Şüküler. Ali Şüküler. Adıcavaz'dan 40 sene önce çıktık. Evet. Tabii silah hasreti yaşadık. Adıcavazlar Derneği'nin böyle bir güzel günü tertip etmeleri bizi mutlu ediyor. Zaman zaman bu hasretliğimizi böyle toplantılarda gidermeye çalışıyoruz. Bitlis TV'nin de bugünkü bu gecede böyle güzel bir görevi üstlenmesi bizi daha da mutlu ediyor. Size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür eder, saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, merhabalar, sizleri tanıyalım. Merhaba. Ben emekli öğretmen Kutbetin Güler. Adıcavaz'ın Kaleboynu mahallesindenim. Ama uzun yıllardır oradan çıkmışım. Tabii akrabalarımız, eşimiz, dostumuz henüz orada. 30-35 yıl Mersin'de ikamet ettim. 2 yıldır da İzmir'deyim. Bu tür derneklerin ne tür faydaları var sizce? Ya derneklerin faydaları saymakla bitmez. En azından bir adrestir. Hemşehriler için bir adrestir. Özümüzü, kültürümüzü, annelerimizi kuşaktan kuşağa aktaran kuruluşlardır. Yani daha neyini sayabileyim? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Evet kıymetli izleyiciler, röportajlarımıza devam edelim. Merhaba efendim, sizinle. Merhaba. Ne? Ben Lütfü Türkel. Çok uzun süredir İzmir'deyim. Adıcavaz'da bağlarımız kopmadı. Görüşüyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Burada da hemşerilerimiz de böyle. Yılda bir kez de olsa burada beraber oluyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Merhabalar beyefendi. Mehmet Şirin Uluçever. Yaklaşık 40 yıldır burada oturuyorum. Hemen hemen Adıcavaz'a hiç gitmedim. Burada yaşıyorum. Kısmet olmadı, gidemiyoruz hep. Yurt dışında yaşıyorum. Salih Hırız, emekli öğretmen. Program çok güzel. Devamı istiyoruz. Hep birlikte. Evet kıymetli izleyiciler, yanımızda misafirlerimizle sohbet etmeye devam ediyor. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Hidayet Kirazcı. Balıkesir'den geldim. Bu organizasyonu düzenleyen tüm arkadaşlara, yönetim kuruluna, EBAT yönetim kuruluna, özellikle de başkanına teşekkür ederim. Bizim gibi gurbette olanları bir araya getiriyor. Hasretlik gideriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları işte de kendilerine başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederim, sağ olun.
arkadaşlar, şu anda İzmir Cumhuriyet Savcımız Sayın Veysel Sular Bey ile beraberiz. Kendisi Adıcavaz'da derneğe büyük katkısı olan insanlardan birisi. Merhabalar Sayın Savcım, hayırlı akşamlar diliyorum. Nasıl buldunuz? Bizler de buradayız, sizler de bizlerin arasındasınız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi ben öncelikle bu güzel gecenin hazırlanmasında emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yine bu güzel gecenin Türkiye'nin değişik yerlerindeki Bitlisli Adil Cevazlı hemşehrilerimize ulaştırılmasında siz Bitlis TV çalışanlarına da yine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi her şey çok güzel bir şekilde gidiyor. Adil Cevazlı olmaktan her zaman onur duyduk. Bu güzel insanlarla aynı yerde doğmak, aynı havayı solumak bizi oldukça mutlu etmiştir. Ege'nin incisi İzmir'de hemşerilerimizle bir arada zaman zaman da olsa böyle bir araya gelmek bizi oldukça mutlu ediyor. Adil Cevaz bilindiği gibi kültürüyle, gelenekleriyle tarihte yerini almış güzel, güzide bir ilçemiz. Bu ilçenin mensubu olmaktan her zaman gurur duyduk. Şimdi Türkiye'nin değişik yerlerinde bizi izleyen Bitlisli hemşerilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımı gönderiyorum. Bu arada baston sanatçılığınızla Adil Cevaz'ın tanıtımında emeğinizden dolayı size de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni yayın hayatınızda da size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Savcım katıldığınız için. İnşallah bu tür etkinlikler devam eder diye düşünüyoruz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler efendim. Saygılar. Evet kıymetli izleyiciler, şu anda Erdişli bir abimiz var. Annesi Adil Cevaz'dı. Sayın Yaşar Çalışkan'la beraberiz. Yaşar Bey hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Var olun. Bütün derneğin bütün etkinliklerine katılıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Bu tür derneklerin faydasını, buradaki birlik beraberliği nasıl değerlendireceksiniz? Bu etkinlikler her zaman yapılır, her zaman destekçi olurum. Ben bir Adil Cevazlı sanayici iç adamı olarak İzmir'e geldiğimizden bugüne kadar İzmir'in en büyük kendi dalımızda vergisiyle, yatırımıyla, ihracatıyla yapıyoruz. Bu bizim için bir Adil Cevaz'ın gurur kaynağıdır. Benim çalışırlar olarak Türkiye çapındaki çalışmalarımız, ahşapta çalışırlar olmamız bize gurur verir. Biz o topraktan gelip bu toprağın insanlarınla iyi kaynaşıyoruz ve bu kaynaştığımızı da dünyaya yayıyoruz. Dünyanın bazı ülkelerine ihracat yapıyoruz. Biz bir Adil Cevazlı olarak çalışmalarımızı her zaman gurur kaynağımızı sayıyoruz. Bu etkinliğimizi de hemşerimizle, eşlerimizle, dostlarımızla yaz aylarında, kış aylarında demeden bir arada günlerle, gecelerle, çay kahvaltılarıyla geçiriyoruz. Mehmet Özyol torunuyum. Babama selam söylüyorum burada. Evet kıymetli izleyiciler, röportajlarımız devam ediyor. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım. Ben İdris Alcaoz Erdal Cansız. Dernek yönetiminde herhalde görebilirim. Görebilirim, dernek yönetimi görebilirim. Evet. Bu tür derneklerin ne faydası var? Toplumda kattığı değerleri anlatabilir misin? Şimdi şöyle bir şey, biz İdris Alcaoz olarak gurbet evdeyiz tabii. Gurbet evde bu tür derneklerin bir insanları bir araya getirmesi için çok faydalı ve çok güzel. Dolayısıyla çok sık kuvvetli olduğumuz birbirimizi göremiyoruz. Hem derneklerin birlik beraberlik bakımından hem dayanışma bakımından Bitlis halkı Adıyaman halkı olarak kentlerimize bakımından çok önemli. Bunun için EVAK yönetimi olarak biz her zaman için böyle dernekle yapmaya devam edeceğiz ve Adıyaman'da toplamaya devam edeceğiz her zaman için. Peki teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Sude Cansız. Yok. Teşekkür ederim. Ben Filiz Cansız. Annem, teyzelerime, dayılarıma, amcalarıma ve halalarıma selam söylüyorum. Ben Fatma İzci 25. Memleketime çok çok selamlar ediyorum. Aileme, hepsine çok. Ben Nihayet Gülay. Bütün halalarıma selam söylüyorum. Buraya İzci. Kardeşlerime hepsine selam gönderiyorum. Aziz İzci. Ablalarıma, bütün aileme. Ben Gönül Gülay.
İzci, Adil Cevaz'daki bütün yakınlarıma selam gönderiyorum, öpüyorum onları. Evet kıymetli izleyiciler, röportajlarımız devam ediyor şu anda. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, ben maşallah Atar, Bitlis Adil Cevaz'dan. Atar ailesine, abilerime, Nurettin abime, ondan sonra amcama, Fevzi amcama, bütün Adil Cevaz'ın halkına selam gönderiyorum. Buradan en güzel günler onların olsun. Ben de Mevlid'i Atar, Adil Cevazlıyım. Öncelikle Adil Cevaz'a hoş geldiniz, sefa geldiniz. Memleketimi çok özledim, kardeşlerime, anneme selam söylüyorum, ellerinden öpüyorum. Elçilerime, kayınlarıma selam söylüyorum. Allah'a emanet olun. Ben Erçliyim, Adil Cevazlar'ın geldiğim. Böyle bu günlerimiz çok güzel oluyor. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz hepimizde. Herkese selamlar Adil Cevazlar. Sizleri tanıyalım. İsmim Asiye Alkan. Adil Cevazlıyım. Adil Cevaz'daki anneme, babama, kardeşlerime ve sevdiklerime herkese selam söylüyorum. Sizi tanıyalım. Ben de Adil Cevaz'ım. Tüm Adil Cevaz'lara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Konya'daki abime selam gönderiyorum. Bütün hepsine selam gönderiyorum. Ben de Bahri Alkan Adil Cevaz'lıyım. İzmir'de yaşıyoruz. Bu dernek yönetimde olan bu toplantı için, bu yemek için gerçekten de özverili çalışan arkadaşlarım için teşekkür ederim. Çünkü burada tüm Adil Cevaz'lara bir araya geldik. Yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımızı gördük. Tüm Adil Cevaz'lara selam ederim. Peki, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım beyefendi. Ben Mehmet Altaş, Adil Cevaz'lıyım. Hamit Dede'nin torunuyum. Tüm akrabalarıma selam söylüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben de. Selam göstermek istersiniz. Adil Cevaz'ı herkese. Kim var Adil Cevaz'ı? Ablacığım sizi tanıyalım. Ben Adil Cevaz'ı. Mustafa Türker'in kardeşi. Evet. Çok selamlarımı söylüyorum. Peki teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Davya. Adil Cevaz'daki bütün akrabalarıma selam söylüyorum. Ablacığım sizi tanıyalım. Ben Merve. Necat Yılcıoğlu'nun kızıyım. Buradan anneanneme, dedeme ve dayıma, yengeme selamlar yolluyorum. Bu kadar. Merhaba abi, ben Ömürcan. Necat Hoca'nın oğluyum. Bütün akrabalarımı, beni izleyen herkese selam söylüyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Özellikle Osman Alkan amcama ve bütün Alkan ailesine selamlar. Bütün Adil Cevazlara selamlar. Neslihan Ergören. Adil Cevaz'daki aileme selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ben de Adil Cevaz'ları, abilerime hepsine selam gönderiyorum. Karahan ailesine. Beş kardeş ailesi, hepsine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hepsini çok özledim, çok seviyorum. Doğu'da ailesine, Buzak ailesine, hepsine selam söylüyorum. Adım Ferciye Koca Aslan. Adil Cevaz'a selam söylüyorum. Abi seni tanıyalım, ismini söyle bakayım bize. Eymen. Emir nasılsın? İyi. Selam söylemek ister misin? Bir bay bay edelim mi buradan Adil Cevaz'a? El sallayalım. El sallayalım. İki elini birden salla. Selamlar olsun. Sizi tanıyalım. Selam olsun. Fatma Çakmak. Kime selam göndermek istersiniz? Bütün Adil Cevaz'lara. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hemen buradan Ekrem Bey'in yanına geçeyim. Sizi tanıyalım efendim. İkram Börekçi, Adil Cevaz'a selamlar. Teşekkür. Sizi tanıyalım. Bütün Adil Cevaz'lara selam olsun. Sizi tanıyalım. Atilla, ben de bir Ankaralı olarak bütün Adil Cevaz'a selam gönderiyorum. Bütün Adil Cevaz'a selamlar. Kardeşim Kenan'la evlene çok çok selam gönderiyorum. Menşure Börekçi. Yeter gören Adil Cevaz'lıyım. 82'den beri İzmir'de oturuyorum. Adil Cevaz'daki bütün eş dostlara, akrabalarıma selamlar. Peki, teşekkür ederiz. Sizi Servet Ergören, Adil Cevaz'lıyım. Adil Cevaz'a selam. Sizi tanıyalım. Burhan Börekçi, Adil Cevaz'lıyım. Kemal Börekçi, Adil Cevaz'lıyım. 30 yıldır İzmir'de oturmaktayım. Tüm Adil Cevaz'lara teşekkür ederim. Peki, biz de selamlarınızı bir mukabele, Bitlis TV aracılığıyla selamlarınızı baştan göz üstüne götürüp ileteceğiz efendim. Saygılar. Merhabalar efendim, sizleri tanıyalım. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz Adil Cevaz'dan, Bitlis'ten hemşerimde hoş geldiniz. Ben Turan Karakış, bütün Adil Cevaz'daki ve Bitlis'teki, Tatvan'daki, Hizan'daki, Mutki'de, Güroymak'taki arkadaşlarıma,
akrabalarıma, dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Bu hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi tanıyalım. Ben Denizliliyim. Adil Cevazlar'ın eniştesi oluyorum. Adil Cevazlar Onkoloji Hastanesi'ndeki bütün arkadaşlara selamımı söylüyorum. İzmir'e gelenlere hepsini beklerim. Herkese selamlar. Sizi tanıyalım. Süheyla Devrik. Bütün Adil Cevazlar'a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kıymetli izleyiciler, şu anda İzmir'deyiz. Benim halam burada. Kendisine şifa diliyorum. Geçenlerde bir ameliyat geçirdim. Halacığım geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol hala, kurban Allah, amana doluğuna. Neler söylemek istersin hala? Kime selam gönderirsin? Her günün bile şimdi doluğuna. Kereşe, kereşe. Kereşe, kurban Allah. Buradan Hayrettin'e selamlar. De asker balama. Asker balana. Bir de asker balamıza. Peki, teşekkür ediyoruz. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Ayten Karakış. Öyle diyeyim. Buradan Adil Cevaz'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Eltim Fatoş'a bizzat. Çocukları öpüyorum, hepsine ayrı ayrı. Şükran'a, hepsine işten selamlarımı sunuyorum. Onlara hepsini doya doya öpüyorum. Peki, teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım beyefendi. Ben Nebi Karakış. Tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunar. İyi akşamlar diliyorum. Her zaman gönlümdedir. Memleketimin her köşesinde, her hücresinde, yüreğimin attığıca, kalbimin ata damarları attığıca Adil Cevaz hemşerilerin yanındayım. Peki, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Aslı Karakış. Bu kadar. Neler söylemek istersiniz? Bir Adil Cevazlı olarak Adil Cevazlı olmaktan gurur duyuyorum. Peki. Tüm orada olanlara selam gönderiyorum. Peki, teşekkür ederim. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım. Merhaba, merhaba, ben Fatma Karakış. Tüm Adil Cevazlılara sevdiklerime selamlarımı söylüyorum. Hepinizi özlüyordum. Öpüyorum hepinizi. Peki, teşekkür ederim. Kıymetli izleyiciler, yanımızda İsmet abimiz var. Adil Cevaz'ın eski Adil Cevaz Spor Kulübü'nde bayağı bir görev yapmış. Süper kulüpte bayağı futbol oynadınız. Merhabalar efendim. Sizleri tanıyalım. Ya, merhaba. Ben Cemal Karakış'ın oğlu İsmet Karakış. Adil Cevaz Süper Spor'da en az 20 yıl hem idarecilik hem futbol oynadım. Bütün Adil Cevazların sağlık ve temenni dileklerimi dilerken hepsine selamlarımı gönderirim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hanımefendi, sizleri tanıyalım. Ben Cahide Karakış, Feyzullah Atar'ın kızıyım. Eyvallah. Babamın ellerinden öpüyorum, Payami'nin gözlerinden öpüyorum. Tüm Adil Cevazlara selamımı gönderiyorum. Saygılar bizden. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz diyorum size. Ben Kezban Karakış. Adil Cevazlar Derneği yönetiminde de görevliyim. Bu organize çok güzel oldu. Çok güzel geçti bizim için. Tekrarını inşallah diliyorum. Ve bütün Adil Cevaz'daki eş, dost, akrabalara bütün kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim size de. Biz teşekkür ediyoruz. Umarı ayrıca ben Ankara'da bulunan anneme, kardeşime, akrabalarıma, İstanbul'daki akrabalarıma, Bursa'da İki akrabalarıma, Abdullah Gül, Sercan Kara, Adil Cevaz'daki teyzeme, dayılarıma, herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Merhabalar efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri tanıyalım. Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim. Ben Sefer Nacar. Siz Bitlis TV olarak bizim Ege Bölgesi Adil Cevazlar Kültür ve Dayanışma Derneği'ne hoş geldinizler. Bizim bu geleneksel yemek törenimizde sizleri de aramızdan görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Bizi onurlandırdınız. Bitlis TV'ye ve sizlere çok teşekkür ederim. Sizin aracınızla Adil Cevaz'da yaşayan tüm Nacar ailesi ve tüm akrabalarıma selamlar iletiyorum. Kendilerine sevgi dolusu saygılar iletiyorum. Sağ olun, var olun. Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Ben Adil Cevazlı, Nacarlardanım, yaşar çalışırım hanımıyım. Adil Cevaz'a bütün teyzem var, bir tane 90 yaşında. Onun ellerinden öperim. Herkese, bütün akrabalarıma, işime, düştüme selamlarımı söylerim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Merhabalar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle ben Süleyman Çapraz'ın kızı Tülay Nacar diyeyim. Nacarlarla evliyim. İzmir'e hoş
hoş geldiniz tekrar. Siz Cumali Bey, benim ilkokul arkadaşım, ortaokul arkadaşım, gördüm çok memnun oldum. Çok güzel geçti günümüz. Teşekkür ederiz size, sağ olun. Bütün Adil Cevazlılara, tanıdıklarıma, akrabalarıma selam söylüyorum. Peki biz teşekkür ederiz. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Merhabalar, ben Nazlı Buket Sular, Adil Cevazlıyım. İzmir'de yaşıyorum. Buralardayız. Neler söylemek istersiniz? İzmir'de yaşıyorsunuz, bir hasret, bir özleminiz var. Öncelikle geldiğiniz için bu geceye çok teşekkür ediyoruz Bitlis TV olarak. Biz EBAT Derneği olarak böyle sık sık bir araya gelip hasret gidermeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de tabii geleneklerimizi, göreneklerimizi gençlerimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizler için çok zor. Memleketimizden binlerce kilometre uzaktayız. Ama bir nebze olsun bu şekilde bir araya gelerek, çeşitli aktivitelerde bulunarak bu hasretimizi gidermeye çalışıyoruz. Çok şükür her şey yolunda. Bizler buralardayız, uzaktayız, gurbetteyiz ama halimiz, vaktimiz yerinde, moralimiz yerinde. Özlemimiz çok memleketlikleri. Buradan çok çok selamlar söylüyoruz herkese. Meder miktarı dediğimiz Adil Cevazı hem bastonlarıyla, hem yapmış olduğu kurulumlarıyla, hem Türkiye'nin her tarafında Adil Cevazı adını söyleten sevgili kardeşimiz Cumali Gürola başarılarının devamı dileğiyle bu plaketi kabul etmemeyi istiyorum. Bizler de inşallah bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yılmadan, yaşımız ne olursa olsun, Adil Cevazı daha iyi yere götüreceğimizden dolayı buna emin olun, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Birlikte beraberlikte güç doğacaktır. İnşallah bu konulara her zaman sizlerle birlikte olmaktan fazla.